Efendim bugün biz 2020'nin son vlogunu çekeceğiz. Canım uzman... Hayır kesinlikle. Canım uzman psikoloğumla beraber geziyorum. Kendisi Hayır. bugün bize aslında hediyelerin arkasındaki anlamları anlatacak. Kendisi bile haberi... Mesajlarını buraya koyacağım arkadaşlar. Bunları bahsedeceğini bana söyledi, hemen söz verdi. Ya bunu çok seviyorum. Böyle yapıyorlar ya üstünden böyle. Ya şey, hani pop. Doktorlar vuruyor ya böyle iğneyi. İşte bak, psikologlar hep bize iğne yapmak istiyor, anlayabiliyor musunuz? Ben size aslında bu videomda psikologların gerçek yüzünü de anlatıyor olacağım. Bilginiz gerçek olsun. Neyse efendim, bugün uzman psikologumla beraber 2020'nin son alışverişini yapacağız. 2020 nasıl geçti? Onları konuşacağız. Ve alışverişten nefret eden bir insan yapacak. Yalan söylüyor. Birazdan bana zorla basketbol topu seçtirecek. Bir tane basketbol topu alacaktım bugün sadece. Planım buydu. Ay nasıl güneş patladı. Neyse. Ben biraz 2021'den korkuyorum. 2020'nin umut ediyorum ki çok daha güzel olacak 2020'den. Malum hastalıklar vesaire derken. Ama 2021'den de korktuğumu yani reddedemeyeceğim. Umarım 2021, 2020'den daha güzel bir yıl olur. Senin ne temennilerin var? Herkes için güzel bir yıl olsun. Psikoloğumla geziyorum işte. Neden gezmeyeyim çünkü? Hani böyle bir psikoloğum var ve onunla alışveriş çıkıyorum. Seans paramı ne zaman yatıracaksın? Videodan önce mi sonra mı? Kahveyi gönderdim ya işte. Sen beni kazıkladın esas ya. Niye? Psikoloğum beni gerçekten korumuyor. Beni kötü yola sevk ediyor. Dur, gözlüğüm şuradan şöyle alayım. Az evvel oturduğumuz yerlerde oturmak yasakmış. Biz de şimdi yer değiştirdik. Hani daha güzel bir manzaranın olduğu yere geldik. Ama hepsi uzman psikoloğum yüzünden. Bu hukukun suçu değil mi? Nerede bu hukuk? Avukatımla bu konuyu görüşmek isterseniz yakın zamanda İstanbul'a taşınmayı planlıyor. Onunla da bir video çekerim. Canım avukatım, buradan Elifciğime selam söylüyorum. Tanımıyorum ama. Sen gelmediğin için hep bizi kovdular. Sen gelmediğin için en kötü olduğum konuda bana video çektiriyor şu an. Elif de sevmez, biliyor musun? Aslında sevmiyormuş gibi davranır ama 70'ler şey. Ece'nin kurbanlarıyız, başka hiçbir şey değil. Zorla, her şey zorla oluyor. Gerçekten hepinizin mesajlarını ifşa alacağım. Yani KVKK kapsamında izin veriyor musun? Yok, vermiyorum. Tamam peki. Çıkışta vereceksin değil mi 20 lira, ama öyle anlaşmıştık ya. Düşünsene bir anda şey gibi gündeme düşüyormuşum, böyle ünlü oluyormuşum. Arkadaşlar beni bu şekilde ünlü yapmak isterseniz çok mutlu olurum. Olacaksın ya. Neydi? Survivor'a katılmış da sosyal medyacısının parasını vermemiş falan. Bu konuda gerçekten şeyim, üzüldüm gerçekten bu durum. Çünkü bir sosyal medyacı olarak meslektaşlarımın hakkını savunmamız gerekir. Çünkü neden savunmayalım? Evet. Neyse biz kovulduk, şimdi kahvelerimizi içip alışveriş devam edeceğiz. Kısaca buydu. H&M bir bey olsa, bir bey süliyetine bürünse evlenirim sanırım. Ne yapacaksın? H&M bir bey olsa evlenirim. H&M'e aşığım, ne yapayım arkadaşlar? Nesini seviyorsun bu kadar? Her şeyini. Hiç ayırım etmiyorum. Mağaza kokusu diye bir şey var ya. O mağaza kokusu gerçekten var. Maskeden duyabilecek kadar algıları gelişmiş yani. O kadar seviyorum işte. Çok güzel. Ben yaklaşık 10 dakikadan beri konuşuyorum, hiçbir şey çekmedim. Bunu her influencer'ın başına gelir. Böyle böyle influencer oluyor onlar. Yılbaşı çekilişi için yılbaşı çekilişi için Lela bana çıktı. Sen artık bunu biliyor olman lazım. Onun için böyle bir mor kapşonlu oluyorum. Beğenmezsen değiştirebilirsin. Ben hiç alınmam. Bakalım. Bunu Lena'ya mesajla atsana. Yani maçta şu an. Maçta. İnsanlara... Aa bak, şurada da şey, daha böyle zıp çıktı şeyleri var. Aha çok güzel. Zeki Müren kıyafetleri var. Çok güzelmiş. Kaldırsana. Lena, sana bunu alacağım. Aa, çocuk daha 16 yaşında. Aha olmaz ama. İşte zıp çıktı bir şey alacağım o yüzden. Şu Sonic'ler falan nasıl? O kadar zıp çıktı değildir ya. Bu elit zıp çıktı o. Z kuşağı.
Uzay nesli geliyor. Sürekli bal kabağı alıyor. Yani yine buraya geldik. Burası bir market ve yine bal kabağı almak istedi. Hani bu kadar bal kabağını ne yapıyor? Nasıl bir fantezisi var? Hiç bilmiyorum. Ama psikolog olarak benim işim bunu çözmek. Yine oldu. Selin her görüşmemizde bal kabağı aldığımızı söylüyor. Doğrudur. En son ama aldığım zaman arkadaşımın bir doğum günüydü. Buradan Duygucuğuma selam söylemek istiyorum. Saygılar. Bal kabağını seviyorum. Hayatımızda kaç kişinin elinde bal kabağı bu kadar... Sana. Bir dakika hanımefendi. Bir dakika, ben sizi dinledim. Bal kabağı kimin elinde bu kadar güzel yakışıyor? Ne ifade ediyor bal kabağı sana? Yemeği güzel, çorbası falan oluyor. Ne bileyim, süs olarak da güzel, turuncu. Evet, bal kabağı aynı kalede anladım. Alalım bir Ece'yi bal kabağıyla. Görüyorsunuz. Hiçbir şeyden öğreneceğim. Evet, bal kabağı almadım. Yani sadece bal kabağı sepeti aldım. Beni dış mihraplar yıldıramaz. Videomda burada görüyorsunuz, ben bal kabağı almadım. Sadece böyle bir hediye, yılbaşı hediye sepeti gibi düşünün. Basketbol topları karpuz gibidir. Önce bakacağız, bakalım ne kadar zıplıyor. Test. Olmuyor. Yaramayız bile. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. İşi uzmanına bırakmak ister misin? Sen benim psikolojinin uzmanına bırakıyor musun? Peki. Aa, evet. Bakın, karpuz seçer gibi. Maşallah kızıma. Şey, 7 mi istiyorsun 6 mı? Ama Fırat içinse 7. Yani evet, çok. Biraz böyle şekilde çevirelim. 12 dev adam topu. Beyler, atan kazanır, düşüren kaybeder. Oldukça ağır. Basketbol toplarını niye böyle bir muamele ediyorsun? Basketbol topları benim kırmızı çizgim. Şu bu arada iyi. Ama ne kadar? Kesiyorum, 50 saniye olmuş. Ona girdik. Hani birazcık böyle bardak alacaktım ben. Birazcık derken kaç tane bardak almayı planlıyorsam. Ama bu yıl yeni yılla ilgili hiçbir şey gelmediğini söylediler. Kısmet değilmiş. Şimdi İngiliz Roma. ACV2'ye giriyoruz. ACV2'ye Roma bakacağız. Daha acemi, kafası söyleyemedim. Tam böyle giderseniz Bostancı, böyle giderseniz Küçükyalı. O minibüse bineceğiz şimdi de böyle söyleyince. Şimdi bizim biraz aslında video çok böyle porçuk gibi oldu. Ne çıkacak bilmiyorum ama şimdi Küçükyalı'ya, mahalleye gidiyoruz. Semte gidiyoruz. Semt oturuşumuzu falan yapacağız. Bu süre içerisinde bizim bu arada Hilton'dayız biz. Hilton'dan minibüse bindiğiniz zaman işte el işaretleriyle anlaşıyorsunuz. Minibüsçülerle ne tarafa nasıl gideceğinizle alakalı. Böyle giderse Bostancı, böyle giderse Küçükyalı, Maltepe. Şimdi o minibüse bineceğiz. Belki çekeriz de bunu. Sen böyle bağırırsın. Maltepe mi? Küçükyalı'da ufak alışverişlerimize devam edeceğiz. Biraz daha artık yeme içme üzerine olacağız.
hediyelerimizi topladık. Umarım inşallah bir şeyler çıkar ya. Bu arada ben bu videoyu olabildiğince bugün editleyip göndermeyi planlıyorum. İnşallah yetişir.